Organik Zeka kanalından herkese merhaba. Bolluğu hayatınıza kolay bir yöntemle çekmek ister misiniz? Bu video uzun süredir paylaşmak istediğimiz bir konuydu. Çünkü Doğu felsefesinden öğrendiğimiz bir ipucunu paylaşacağız. Belki de bolluk çekmenize yardımcı olacak önemli adımlardan birisi olacak. Kim bilir? Videoyu sonuna kadar izleyip çevrenizdekilere de bunları mutlaka anlatın. Bazı şeyleri cüzdanınızda bulundurarak zenginlik çekebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu videoda para ve refah çekmek için cüzdanınızda ne bulundurmanız gerektiğini açıklıyoruz. Çoğu insanın bildiği gibi para tam olarak mutluluğu satın alamaz. Ancak mali açıdan istikrarlı olmak, amacımızı aramamızı ve bizi gerçekten mutlu eden şeylere daha fazla odaklanmamızı sağlar. Feng Shui geleneğine göre her ruhu dünyaya ve evrene bağlayan güçlü enerji hatları vardır. Bunlardan dolayı cüzdanınıza bir şey koymak, bir eşyayı çıkarmak, cüzdanınızın rengini değiştirmek gibi ufak bir değişiklik bile refaha ve bolluğa katkı sağlayabilir. Parayı çekmek için cüzdanınızda neler bulunmalı? Bazı eşyaların ve objelerin farklı enerji türlerini çektiğine inanılmaktadır. Zenginliği tezahür ettirmek için nihai hedefiniz, cüzdanınıza pozitif enerji getirmek ve negatif enerjiyi ortadan kaldırmak olmalıdır. Neyse ki bu bahsedeceğim şeyleri bulmak zor değil ve genellikle evinizde öylece duruyor. İşte cüzdanınızda bulundurmanız gerekenlere bazı örnekler. Doğal taşlar. Feng Shui'de taşlar dünyayı temsil eder. Böylece taşlar, gelir kaynaklarınızı daha istikrarlı tutabilecek, dengeleyici ve besleyici enerjileri size çeker. Neyse ki bu taşlar büyük olmak zorunda değildir. Bolluk potansiyelini arttırmayı düşünüyorsanız yeşil ve siyah taşlar önerilir. Özellikle yalancı altın olarak bilinen pirinç taşını taşıyabilirsiniz. Pirinç taneleri. Pirinç Asya kültürlerinde temel bir gıda olduğundan Feng Shui'ye göre bolluğu ve iyi yaşamı sembolize eder. Cüzdanınızda pirinç taneleri olması, düşünmeden harcama yapmanızı engeller. Pozitif enerjinin içine akmasını sağlamak için tercihen cüzdanınızda 21 tane bulundurmalısınız. Ancak tazeliklerini korumak için onları da düzenli olarak değiştirmeniz en doğrusu olacaktır. Banknot. Para çekmenin bir başka mükemmel yolu da cüzdanınızda her zaman biraz para bulundurmak ve hiçbir zaman boş kalmadığından emin olmaktır. Paranızı düzgün bir şekilde koyun ve buruşmasına izin vermeyin. Son olarak, bütçe kısıtlamalarınız yoksa cüzdanınızın ayrı bir bölümünde 108 TL tutmak daha fazla pozitif enerji ve zenginlik çeker. Gümüş. Gümüş nesneler aynı zamanda Feng Shui'nin metal unsurunu sembolize eder. Bu da gümüş madeni paralarla aynı enerjileri çekmesi anlamına gelir. Bu nedenle cüzdanınızda gümüş bir şey bulundurmak, servet çekmenize yardımcı olabilir. Ayrıca cüzdanınıza yerleştirmek için daha küçük ve daha az yer kaplayan bir nesne seçebileceğiniz için madeni paralardan daha uygundur. Deniz kabukları. Bir zamanlar deniz kabukları bir tür para birimi olarak kullanılıyordu. Bu nedenle deniz kabukları bazı ülkelerde yüksek değerde kabul edilir. Stresi azaltabilecek ve bir kişinin refahını artırabilecek manevi güçler içerdiklerine inanılıyor. Bu nedenle cüzdanınızda deniz kabukları bulundurmanın sahibine daha iyi karar verme becerileri, sezgi, empati, uyum sağlama ve servet çekmelerine izin veren hayal gücü sağladığına inanılmakta. Cüzdanınızda neler bulunmamalı? Öncelikle cüzdanınız eski ve boş olmamalı. Cüzdanınıza pozitif enerji girişini engelleyen şeyler şunlardır: yırtık ve eski banknotlar, fişler, süresi dolmuş kartlar, çöpler. Elbette cüzdanınıza nasıl para çekeceğinizle ilgili bu ipuçları veya tüm Feng Shui fikirleri bazıları için gerçekçi olmayabilir. Ancak büyük hedefleri olan insanlar için denemeye değer. Ne de olsa bu bir tezahür şeklidir ve tezahür özellikle güçlü bir irade ve sarsılmaz bir kararlılıkla birleştiğinde her zaman güçlü olacaktır. Şimdi hazırsanız bolluk olumlamalarına başlayabiliriz.
Ben para mıknatısıyım. Etrafım parayla çevrili. Bolluk benim doğuştan hakkım. Zenginlik bana birçok kaynaktan geliyor. Evrenin beni büyük bir bollukla kutsamasına izin veriyorum. Hayatımda bolluk oluşturacağıma inanıyorum. Yoksulluk düşüncesinden bolluk düşüncesine geçiyorum. Her geçen gün daha da zenginleşiyorum. Bolluk hayatıma kolayca akıyor. Başarıya, mutluluğa ve bolluğa giden yoldayım. Bolluğu seviyorum ve onu kolayca çekiyorum. Benim zenginliğim sınırsız. Ben para mıknatısıyım. Para sürekli beni çekiyor. Refahımın tadını çıkarıyorum ve bunu dünyayla özgürce paylaşıyorum. Sınırsız bolluğum var. Ben para mıknatısıyım. Etrafım parayla çevrili. Bolluk benim doğuştan hakkım. Zenginlik bana birçok kaynaktan geliyor. Evrenin beni büyük bir bollukla kutsamasına izin veriyorum. Hayatımda bolluk oluşturacağıma inanıyorum. Yoksulluk düşüncesinden bolluk düşüncesine geçiyorum. Her geçen gün daha da zenginleşiyorum. Bolluk hayatıma kolayca akıyor. Başarıya, mutluluğa ve bolluğa giden yoldayım. Bolluğu seviyorum ve onu kolayca çekiyorum. Benim zenginliğim sınırsız. Ben para mıknatısıyım. Para sürekli beni çekiyor. Refahımın tadını çıkarıyorum ve bunu dünyayla özgürce paylaşıyorum. Sınırsız bolluğum var.